Repeat Dream'den herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Yamaha X-Max 250 incelemesi için Veysel kardeşimle, Veysel Yıldırım'la beraberiz. Merhaba Veysel. Merhaba. Motosiklete ne zaman başladın Veysel? Ve hangi motorla başladın? Önce bunu öğrenelim. İlk motorum Yamaha Delight'tı. Delight, küçük sesli bir motor. Daha sonra bir sene kullandıktan sonra onu sattım. TC250'ye geçtim. Onu da 1,5 sene kullandıktan sonra hani artık yetmeyeceğini düşündüğüm için X-Max modeline karar verdim. Bunu da alalı bir 6-7 ay falan oldu. Şu an bunu kullanıyorum. Memnunum. Peki daha önceki motosikletlerinde ortalama ne kadar bir kilometre bir tecrüben var? Delight'ta 5000 6000 küsür kilometre kadar yaptım. PCX'de 8-9000 kilometre yaptım. Daha önce kendimin olmayan motorları kullanmışlığım var ama kendime ait motorlarımda 5000 9000. Evet, sanırım 250 cc bir motosiklete geçmek için sanırım yeterli bir kilometre tecrübesi diye düşünüyorum. Evet. Şimdi seni şöyle sorayım. Seni X-Max yani özellikle bu motoru tercih etmeni sağlayan şey neydi? Yani bunun şimdi biliyorsun emsalleri var. Evet. Zannedersem Honda, Forza evet, ve Burkman 200 değil mi? Evet. Var. Burkman 200-400 var. Emsal 200. Emsal 200. Peki niçin Yamaha X-Max'i tercih ettin? Bunu öğrenebilir miyiz? Burkman'ı zaten hiç düşünmedim. Tipinden dolayı. Ha, çok kaliteli şey motor ama yani Suzuki çok aslında scooter'ın babası Burkman. Evet. Ama tipinden dolayı pek düşünmedim. Biraz parça sıkıntısı olduğunu söylediler. Evet. Yakıtta biraz fazla olduğunu söylediler. Evet, Veysel kardeşimizin dediği konular ülkemizde gerçekten çok ciddi problem. Parça sıkıntısı, servis sıkıntısı, evet. Yakıt konusu, özellikle bizim çok hassas olduğumuz, mecburen hassas olduğumuz konular. O yüzden bizi istediğimiz makineye değil de başka makinelere mecbur edebiliyor. Sanırım olay bu. Aynen. Evet. Forza, Honda'nın Forza modeli var. Tip olarak biraz PCX gibi. PCX'in evet. Biraz daha sanki büyüğü gibi değil mi? Şişmişi. Evet. Öyle diyelim. Yalnız yine Türkiye'deki bir sorun. Ya çok fazla tutulmuyor. Bir de 250 cc değil. 279 cc olarak geçiyor. Evet. Şimdi 250'den sonra vergi konusu var tabii. Evet. Türkiye'de. Bu yüzden hani sırf o 29 cc'lik fazlalıktan dolayı. Bir yüz vergi dilimine giriyor ve o yüzden vergi sebebi olmuyor. Vergi sebebi olmuyor. Biraz da tipten dolayı. Yani X-Max'in tipi daha hoşuma gittiği için. Evet. Yani benim genel olarak anladığım kadarıyla bu motoru sen görünüşü itibariyle evet. Zaten güç olarak da diğerlerinden herhangi bir eksiği yok. Aynen. Görüntüsü daha hoş olduğu için Yamaha'yı tercih ettin. Evet. X-Max tercih ettin. Bunu anladık. Peki bize bu motorun sürüşle alakalı, yakıtla alakalı özelliklerinden biraz bahsedebilir misin? Mesela sürüşü nasıldır? Yakıtı nasıldır? Memnun musun? Konforu nasıl bu motordan? Şimdi yakıtı biraz fazla tabii. Evet, yakıtı fazla diyorsun. Biraz fazla. Ne kadar? Yani şehir içi verebilir misin? Şehir içi 4.5, 4.7. Şehir içi. 100 kilometrede, evet. Evet. Neredeyse benim MTM kadar yakıyor. Aynen. Evet. Uzun yolda biraz değişiyor. 3.8, 4'e kadar. Şu an bakımı biraz geciktiği için belki oradan biraz fark edebilir. Bakım yapınca biraz daha düşebilir diye. Bakım zamanı geldi çünkü. Anladım. Biraz düşebilir. Biraz düşeceğine umut ediyoruz evet, umut ediyoruz. Evet. Bu motosiklette herhangi bir aksesuar yaptırdın mı veya teknik değişiklik yaptın mı? Bunu bir öğrenelim senden. Aksesuar yaptırmadım. Zaten fabrika çıkışında kendinden ufak tefek aksesuar var. Şu ayak basma yerleri olsun. Evet. Krom. Normalde ek olarak satılıyor onlar. Evet. Servislerde. ABS zaten standart ABS. İbreleri var. Gri nikelaj var. Evet. Şu göbekte gri yine detay var. Detay evet. Rengi zaten Iron Max'e özel bir renk. Evet. İbre rengi ne olarak geçiyor? Rengi siyah diye geçiyor ama şimdi bazı parçaları bazı parçaları var detay olarak parlak siyah. Evet. Diğer parçaları mat siyah. Başka bir aksesuar yapmadım. Sadece zaten scooter kullanıcıları bilir. G-Costa diye bir evet icat var. Evet. Varyatör.
Varyatör, evet. O varyatörü taktım. Evet, böyle bir parça taktırdım. Evet. Bu motosikletinde ne gibi değişikliklere, ne gibi değişiklik yaptı? Bunu bir öğrenelim. Motorum kalkışta, skuterlarda bu genel bir sıkıntı. Evet. Kalkışta biraz titreme yapıyordu. Evet. Bir de 125 km son hızı geçtikten sonra yine titreme başlıyordu. Evet. Yani bir vibrasyon sıkıntısı var genel olarak. Evet. Kalkıştaki titremeyi tamamen kesti. Yani %90 belki de %100 bilmiyorum. Yani ben hissetmiyorum artık. Anladım. Kalkıştaki titreme bitti. Bu hoşnutsuzluğum geçti, geçti yani. Aynen. Evet. 120'den 125'ten sonraki titreme de en aza indi. Minimum seviyeye. Minimum seviyeye indi. Yani o rahatsız edici bir titremesi yok. Asıl önemli olan yani kalkışlarda motor çok fena hani gaza tepkisi çok yükseldi. Ha, gaz tepkisi değil. Gaz tepkisi çok bakın çok önemli arkadaşlar. Gaz tepkisinin değiştiğini söylüyor arkadaşımız. Ne gibi yani? Ne kadar? Sence bu, tabii bunu şu anda teknik bir veri olarak, sayısal olarak veremeyiz belki ama evet. Senin hissiyatın olarak ne söyleyebilirsin? Ya aynı motoru motoru kullanırken mesela viraj dönüşlerinde yani yavaşlarsın mesela bir yere dönersin ya ufak gazlarda. Sonra evet. Gaza yüklenirsin. Evet. Normalde varyatörü taktırmadan önce gazla yık giderdim. Şimdi bunu taktırdıktan sonra aynı şekilde tabi alışkın olduğum için gaza verdiğim zaman motor aynı, artık pati atmaya başladı hani. Aynı ayarda gaz verdiğin zaman daha yüksek güç alıyorsun. Evet. Evet, güç aktarımı konusunda çok büyük farkı varmış. Bunu da öğrenmiş olduk G-Costa'nın. Ara hızlanmalarda biraz ara hızlanmalarda biraz etkisi var. Evet tabii ki. Çok fazla aynı şekilde çekişle alakalı olduğu için. Yalnız bir eksisi var tabi yakıta biraz. Eksisi de var. Eksisi de varmış. Biraz etkisi var diye düşünüyorum. Yani varyatörü taktırdıktan sonra yakıtın arttığını biraz mı? Biraz arttı evet. Söylüyorsun. Evet. Bunları da bu şekilde meraklılarına iletmiş çok olduk arkadaşlar. Çok da fazla hani çok fazla test etme imkanım olmadı ama hani biraz etkisi olduğunu düşünüyorum. Yani şimdi mantıken zaten güç arttıysa yakıtın da arttığını söyleyebiliriz. Evet, normal bir şey. Şimdi diğer bir benim merak ettiğim bir konu. Bu motosiklette çok memnun olduğun. Şimdi almadan önce hiç bilmiyordum bu motosikleti. Evet. Aldıktan sonra hani iyi ki almışım dediğin özellikleri ve sevmediğin özelliklerini öğrenebilir miyiz? Şimdi iyi ki almışım dediğim özelliği ilk başta hep daha önceki motorlarımda çektiğim sıkıntı bagaj konusu abi. Evet. Bagaj konusu. Bagajı gerçekten çok tatmin edici. İki tane kapalı full face kask alıyor. Çok güzel. İki tane. Evet. Yani bu artçılık, ben bir tane kullanıyorum ama artçılar... Ve seyahat edecek olan kişiler için müthiş bir özellik. Evet. Ve iki tane koyduğun zaman ortada da hani küçük bir mont, eldiven tarzı koyacak boş yerin de kalıyor. Yani iki kasktan sonra bunları da koyabiliyorsun. Aynen öyle. İki çok eldiven müthiş. Mesela, buff olsun, hani ufak tefek şeyleri anladım. Koyabilecek. Ufak tefek şeyleri aynen. Koyabiliyorsun, anladım. Ufak bir yerinde kalıyor. Burada yola seyahate gidecek olan arkadaşlar için hani bir tane bagajı var. Abi o ne polo şeker ne ya. Yolda ferahlamak için. Böyle bir bagajı var. Yeterince geniş. Biraz geniş ama fazla derin değil. Şurada biraz bir daha tane daha bagaj, şurada bir tane daha bagaj görüyoruz. Evet. O da kilitli zannedersem. Orası kilitli. Oranın kilitli olması güzel bir şey. Cüzdan ve telefonu rahatlıkla koyabilirsiniz. Burası üstte bir şey yok. Sadece altta ufak bir kısmı var. Cüzdan, telefon, ruhsat. Rahatlıkla sığar. Evet, rahatlıkla sığıyor. Şunu mu göstereceğim? Aynen, benzin deposu şu şekilde. Kilitli. Benzin kapağı plastik yapmışlar. Bana göre krom olabilirdi malzeme kalitesi açısından. Memnun olduğun sadece bagaj konusu mu? Yani memnun olduğum bagaj. Motorun yol tutuşu, konforu. Konforu çok iyi. Gidişi, şimdi belli bir kilometreye çıkışı, senin verdiği rahatsızlık işte mesela atıyorum kendi orijinal, bu ön cam orijinal zannedersen. Evet orijinal cam. Mesela bu ön camın orijinal camın yetip yetmediği bu konularla da alakalı bilgi alırsan. Şimdi ben internette almadan önce X-Max incelemesi izledim 3-5 tane. Evet. Tabii herkes kendi görüşlerini belirtmiş. Yalnız ben şunu, önceki motorum PCX'de olduğu için hiç PCX'den geçen sanırım olmamış. Ben bunu merak ediyorum. Hani PCX'den geçtiğim zaman beni memnun edecek mi, rahatlık konusunda X-Max'in hep rahatsızlığından herkes
söz ediyormuş evet. internette. Yani ben kullanmadığım için bilmiyorum. PCX'ten geçince acaba ne kadar rahatsız olabilirim diye çok düşündüm hani almadan önce. Evet. Ama artık dedim hani ne olursa olsun yapacak bir şey yok. Çünkü evet. çok beğeniyorum tipini. Motoru istiyoruz. Hani istiyorum yani. Evet. İstiyoruz ve alacağız. İstedik ve aldık. Evet. PCX'ten sonra motor hani rahatsızlık belki emsallerine göre hani Brookman dedik, Forza dedik. Evet, belki evet. rahatsız bir motordur. Onları evet. kullanma şansım olmadı. Evet. Kullanmadığınız için kıyaslama yapamıyoruz. Evet. Ama yani PCX'e oranla kıyasladığımız zaman PCX'ten daha rahat motor. Evet. Hani bir tık daha önde. Zaten hani kalıbı belli bir motor. Peki diğer X-Max'lere göre bu daha mı rahat? Diğer X-Max'lere göre veya daha rahat. Rahatsa ne için rahat? Yani neyden dolayı rahat? Selesinden dolayı mı yoksa amortisör farkından dolayı mı? Bu konuda bir bilgin var mı? Veya söyleyebileceğim bir şey var mı? Amortisörden değil. Amortisör evet. onlarınki de aynı. Yani normal X-Max ABS ve ABS'si modellerinde de aynı. Evet. Selesinden dolayı. Takmışlar. Iron Max'in konfor sele, fabrikadan çıkışlı orijinal konfor sele özelliği var. Bundan dolayı diğer X-Max'lere göre bir tık daha rahat olduğunu evet. söyleyebiliriz. Buradaki konforuyla alakalı, yani giriş konforuyla, sürüş konforuyla alakalı söyleyebileceğiniz bir şey var mı? Ya gidiş konforuyla alakalı bir şeyim yok. Hani şu ana kadar kullandığım 2000-3000 km falan kullandım. Evet. Şu ana kadar bir şikayetim yani, yok. Yorum yapmak için yeterli bir evet, kilometre. Evet. 2000-3000 km yorum ya yapılabilir yani. Şunu söyleyeceğim yani. Sadece, benim gibi olan varsa eğer aranızda hani PCX'ten geçmeyi düşünen bir arkadaşımız varsa kesinlikle gönül rahatlığıyla geçebilir. Hem son hız olarak evet. hem yani 0-100 km çıkış olarak. Ya tabii ki yani şimdi 250-250 yani, kıyaslanmaz. Onu rahatlık olarak belki kıyaslayabiliriz. Sürüş rahatlığı olarak evet. kıyaslayabiliriz belki. Onu da zaten söyledik. Tabii PCX kadar trafikte aralara girip atak yapabileceğim bir motor değil. Evet. Manevrat gibi otobüs gibi bir motor. Evet. Ya az önce buraya böyle buraya çekene kadar da bayağı uğraştık yani. Evet. Ağır da yani 180 evet. kilo. Evet. Hani bu da sevmediğim bir özelliği belki hani yapan tabii ki mühendis ona göre yapmıştır ama evet. yani 182 kilo olması biraz tabii zorluk yaşatıyor. Evet. Şimdi bu tarz motosikletleri alanların ilk yaptığı şeylerden birisi lastiklerini değiştirmek. Sen böyle bir değişiklik yaptın mı? Yapmadım. Bunun özelliği iyi. Fabrikadan Michelin Stiff Grip lastikle çıkıyor. Ha, fabrika çıkışlı. Aynen, orijinal. Fabrika çıkışlı. Stiff Grip lastik var. O da yeterince. Aynen. Subaru da en iyisi zaten. Evet. En iyisi. Evet. Peki bazı Apache kardeşlerimiz, arkadaşlarımız var. Egzoz, işte değişik modifiyeler yapan. Hı hı. Gerçi bu motorun ağır bir motor olduğunu söyledik. Tek Apache'lik yapılabilecek bir motor. Zaten scooter tek Apache'lik yapılabilecek yani bir motor değil ama. Düz bin. Evet. Devam et yani. Anladım. Bu şekilde bir egzoz veya bir şey düşünmedin yani. Egzozu düşündüm. Peki nasıl egzoz bir... Egzoz ve filtre işte varyatörden sonra. Yani he. onları da taktırsam acaba nasıl olur diye. Şimdi evet. Egzozu taktırdığım zaman yani sesini hoşuma gidiyor yani. Şimdi. Yani GTR egzoz taktırmayı düşündüm. Hatta o şey yani Türkiye şartlarında biraz fiyat yüksek olduğu için evet. Gücümüz yetmedi. Şimdi ben birkaç kişiyle konuştum. Şimdi bunları taktırdığın zaman egzozu, filtreyi ekstradan yani şimdi motorun sıkıştırma oranını değiştiriyorsun. Evet, evet. Buna ekstradan yazılım atılması gerekiyormuş. Evet. Tabii ki. Motor yani taktığın aksesuarların tam performansını almak için. Tabii ki, evet. Yazılım doğru. attırmazsan ne oluyormuş? Bunu servisle de konuştum ben Yamaha servisle. Evet. Attırmazsan ne oluyor? Hani senin şu anki gaza tepkimelerini 0-100 kilometreni evet. düşürüyor egzoz. Hem türlü cevap alamadım bu şu ön cam muhabbetine. Ön cam atladık. Fabrika çıkışı yeterli mi? Bu ön cam yoksa farklı bir aksesuar, farklı bir marka taktırmak icap ediyor mu? Ve aynaların konforunu merak ediyorum. Sürüş esnasında aynaların verdiği konforu merak ediyorum. Görüş açısı, görüş açısı olarak gayet ve titreşim olarak. Titreşim yok. Yok diyorsunuz. Yani var yok. Tabii ki de ama hani yok. Yani yok denecek kadar az. Az diyorsunuz. Yani ön cama gelince boydan kaynaklı mı artık bilmiyorum hani. Normalde yeterli. Evet. Ama rüzgarı olduğu gibi hani kaskın şurasına doğru veriyor. Evet, senin boyundan kaynaklı oluyor olabilir. Olabilir. Evet. Kaskın burasına doğru verdiği için biraz uğultu yaşıyorum içeride. Ekstra camlar var şu boyutlarda hani kıstırmalı. Onlardan takılırsa sorun gider. Evet, ek cam. Ek cam. Evet. Touring motorlarda olduğu evet. gibi. Onlardan kullanılabilir diyorsun. Memnun olmadığım bir özelliği motorun sele boyu biraz yüksek. Evet. Yani bu memnuniyetsizlik mi bilmiyorum ama tabii bu benim boyumdan kaynaklanan bir sorun. Benim boyum ayakların
ucuyla anca basıyorsun. Aynen, anladığım 1.70 kadarıyla. Evet. Sadece ayak uçlarım değiyor. Evet. Boyu benim gibi kısa olan arkadaşlar bir daha düşünsün yani. Yani bu çok fazla bir, çok bir etken olabilir mi bilmiyorum ama çok bir büyük bir etken değil zannedersem. Yani duruşlarda işte biraz hani dururken seni rahatsız evet, ediyor. Evet, rahatsız ediyor biraz. Bir de parça grenajlar yani parça olarak kaliteli ama fabrikada birleştirme olarak biraz işçilikten kaçınılmış. Anladım. Biraz zayıf birleştirme konusu. Motosikletin parça kalitesinden memnunsun. Evet. Fakat işçiliğinden aynen. Sıkıntım var biraz. Birleştirme konusunda biraz sıkıntı. Anladım. Gözlemlediğin hani kozmik olarak evet. Kozmik olarak hatalar var diyorsun evet, yani. Evet, anladım. Aynen. Böyle göster. Mesela şurası mesela. Aynen. Şurası. Şuralar evet. Böyle hatalı. Başka var mı? Şuralar. Evet. Buradan çektiğin zaman burada var. Evet. Gıcırtılar geliyor falan. Hani oynuyor parçalar evet. Hafiften. Ekranını inceleyecek olursak arkadaşlar oldukça zengin bir ekran göstergesiyle karşılaşıyoruz. Sağ tarafta kilometre göstergesi ve devir saati aynı zamanda benzin göstergemiz var. Ortaya gelecek olursak burada işte kontağı açtığımızda az önce de gördüğünüz işte ABS lambası, uzun kısa selektör farı, yağ lambası aynı arabalardaki gibi bunları gösteriyor ve şurada ortada iki tane tuş görüyoruz diyeceğiz. Bu tuşlar da sağ göstergeye gelelim. Bu tuşlar buradaki saati ayarlamaya ve işte motosikleti yağ koyduğun zaman yağ kilometresi var yağ değişimini takip etmek için bunları falan serviste sıfırlamaya yarıyor ve aynı zamanda menüye girmeye yarıyor. Sağ tarafta dediğimiz gibi en üstte saatimiz var. Onun bir altında kilometresi var. Kilometre göstergesi var. Toplam kilometre. Fakat şu anki gördüğünüz metre dahil olan onun haricinde odo yani metre dahil olmayan sadece kilometre göstergesi var. Aynı şey zaten. Onun altında işte trip metre ve ilginç olan benim dikkatimi çeken motosikletin ne kadar kullanıldığı ile alakalı bir saat görüyoruz. Trip time yazıyor. Burada da gördüğünüz gibi az önce bahsetmiştim yağ değişim zamanını gösteriyor. Yani 2238 kilometrede yağ değişmiş. Bu şekilde arkadaşlar onun altına geldiğimizde ne görüyoruz? Hava sıcaklığı göstergesi, akü durumu, 1 litre ile ne kadar kilometre gittiği, 100 kilometre yakıt ortalaması ve anlık kilometre ve yakıt ortalamaları gösteriliyor ve en altta da derece hararet göstergesi ve sağ ve sol göstergelere ayrı ayrı sol sinyali sol göstergeye sağ sinyali sağ göstergeye koymuş gördüğünüz gibi bu şekilde müthiş görselliği güzel bir ekranı var arkadaşlar. Çok teşekkür ederim kardeşim Veysel kardeşime bize vakit ayırdığı için ve motorunu getirdiği için tekrar teşekkür ediyoruz. Beni izlemeye, takip etmeye devam edin arkadaşlar. Speed Dream 07 Facebook beğeni sayfamı da beğenip oradan da takip edebilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Tekeriniz düz basın arkadaşlar. Başka videolarda, başka maceralarda görüşmek üzere. Tamam.